Bilgiler Türk Patent Enstitüsü hakkında, marka dairesinin görevleri hakkında ve marka geliştirme konusunda hemen hemen her şeyi öğrendiniz. Öğrendiklerinizi diğer arkadaşlarınızla da paylaşmak ister misiniz? Tabii ama nasıl? İşte böyle. İnanmıyorum. Bu ekrandaki biz miyiz? Ben diğerlerinden daha mı kısayım? Bizim fotoğraflarımızdan çizgi film karakterlerimizi mi yarattınız? Burası gerçekten harika bir yermiş. Herkes bizi çok kıskanacak. Yapacağımız iş şu. Ekranda gördüğünüz aslında sizlersiniz. Şimdi siz ne isterseniz ekrandaki tiplemelerinizde onu yapacak. Siz ne söylerseniz onlar da onu söyleyecek. Siz nereye gitmek isterseniz onlar da oraya gidecek. Bilmem anlatabildim mi? Hadi başlayalım öyleyse. Baksanıza, her yer marka dolu. Amma da çok marka varmış. Daha önce hiç dikkat etmemiştim. Hadi biz de bir marka yaratalım. Marka nedir hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Bir mal ya da hizmeti diğerlerinden ayırt etmemizi sağlayan işaretler. Ya da bunların hepsi. Bunları kullanarak kendimize bir marka yaratabiliriz. Yaşasın! Bizim de bir markamız olacak. Ayşe, hoş geldin. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ne içersiniz? Hiçbir şey. Biz aslında buraya iş için geldik. İş mi? Ne işiymiş bu? Marka olmak istiyoruz. Marka mı? Ama marka olabilmek çok zor ve uzun bir süreç. Gökçe abla şimdi bize çok güzel bir logo çizecek. Sonra biz o logoyu markasız şemsiyelerin üzerine bastıracağız. O şemsiyeleri satacak, kazancımızla da kimsesiz çocuklara yardım edeceğiz. Tamam, size güzel bir logo yapalım öyleyse. Peki markanızın adı ne? Adı mı? Marka her şeyden önce bir ünvan, bir addır. O zaman markamızın adı Meriç olsun. Nedenmiş o? Rıdvan olsun. Ayşe olsun. Hayır hayır, Arda olsun. En iyisi Kemal olsun. Bence hepinizin adı marka için güzel bir ünvan olabilir ama kendinize farklı ve akılda kalıcı bir ad bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü herkes sizi o adla tanıyacak, o adla hatırlayacak. Murat abinin dediklerini hatırlamıyor musunuz? Marka belirli farklar taşımalı, değişik olmalı. Bizim amacımızı anlatacak bir marka adı bulmamız gerek. Kimsesiz çocuklara el uzatacağımıza göre el ile ilgili bir şey koysak? Dost eli mesela. Dost eli, ben çok sevdim. Elleri mavi yapalım mı? Mavi el, ilginç. Hem farklı da olur. İsmi de mavi yapsak, mavi eller. Harika oldu. Teşekkürler Gökçe abla. Bir tanesin. Acele edelim, daha çok işimiz var. Bu kadar uğraşacağımıza benim arkadaşımın babası gibi yapsaydık keşke. Arkadaşının babası ne yapıyor ki? Markasız tişörtleri alıyor, üzerlerine ünlü markaların logolarını basıp satıyor. Yani suç işliyor. Meltem abla ne demişti? Hatırlıyor musun? Böyle işler yapanlara sahtekar denir. İyi de satış yapmak çok zor. Şemsiyelerimizi nasıl satacağımızı bile bilmiyoruz. Ben komşularımıza en az 5 tane satarım. Ben de. Çocuklar, biliyor musunuz harika bir iş çıkardınız. Şemsiye fikriniz de çok güzel. Biliyor musunuz büyük markalar da tıpkı sizin gibi sosyal yardımlara önemli kaynaklar ayırıyorlar. Sizler işin başında kendinize önemli bir amaç edindiniz. Eminim ileride çok başarılı bir markaya sahip olacaksınız. Her şeyi çok iyi planlamanız lazım. Reklam kampanyamızı bile konuştuk. İnternet sitemizi de kuracağız. Gelecekte herkes her şeyi internetten yapacak. Vallahi doğru söylüyorsun. Peki marka tescil başvurusunu internet üzerinden yapabilir miyiz? Elbette. Türk Patent Enstitüsü online başvuru hizmeti veren dünyanın en gelişmiş altyapısına sahip tescil belgesi vermeye yetkili kurumlarından biridir. Hem biliyor musunuz dünyada sayısal imza uygulamasına geçen önce ofislerden biri de Türk Patent Enstitüsü'dür. Teşekkür ederim. İşte ön inceleme raporu da çıktı. Buyurun küçük hanım. Ön incelemede tescilli başka mavi eller markası yok. Bunun anlamı... Bunun anlamı ön araştırmadan başarıyla geçtiniz.
Yaşasın, artık bir markamız var. Marka sahibi olmak o kadar kolay değildir Rıdvan'cığım. Ama biz size güveniyoruz. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Piyasada iş yapmalısınız. Yoksa sadece kağıt üzerinde bir markanız olur. Hadi kalkın gidiyoruz. Nereye? Şemsiye almaya. İyi günler. Biz markası olmayan şemsiyeler satın almak istiyoruz. Kaç adet? 50. Hayır. Sadece 10 adet istiyoruz. 10 tane şemsiyeyi ben tek başıma bile satabilirim. İyi işte. Sonra gelir 10 tane daha alırız. O zaman her birimiz 5'er tane alalım. Senin maliyet denen şeyden haberin yok galiba. Buraya geliş gidişimiz bir şemsiye parası. Ne kadar çok alırsak o kadar iyi. İyi de biz marka olmak istiyorsak kendi şemsiyelerimizi üretmek zorundayız. İnsanlar buradan daha ucuz şemsiye alabilecekken neden daha pahalıya bizden alsınlar ki? Biz sizin için şemsiye üretebiliriz. Nasıl? Eğer siz isterseniz bizim ustalarımız size özel şemsiye üretebilirler. Siz yeter ki şemsiye tasarımlarınızın nasıl olacağına karar verin. Hafif olmalı. Ben ağır şemsiyeleri hiç sevmiyorum. Ben de elimde şemsiye varken bir şeyi taşıyamıyorum. Neden başımıza takacağımız bir şemsiye olmasın? O şemsiye değil, şapka olur. Çok iyi fikir. Çocuklar çok sevebilir. Tutarsa biz de satarız. Hayır, satamazsınız. Neden? Çünkü satışa başlamadan önce tescil ettirmeniz gerek. Hele siz bir yapın da sonra bakarız. Sizinle şöyle bir anlaşma yapabiliriz. Siz bizim istediğimiz şemsiyeleri para almadan üretirseniz biz de size markamız ile satış izni verebiliriz. Hem siz kazanırsınız hem de biz. İnanamıyorum. Birileri kırmızı eller diye marka başvurusu yapıyor. Çok iyi fikir. Çocuklar çok sevebilir. Tutarsa biz de satarız. Hayır, satamazsınız. Neden? Çünkü satışa başlamadan önce tescil ettirmeniz gerek. Hele siz bir yapın da sonra bakarız. Sizinle şöyle bir anlaşma yapabiliriz. Siz bizim istediğimiz şemsiyeleri para almadan üretirseniz biz de size markamız ile satış izni verebiliriz. Hem siz kazanırsınız hem de biz. Peki ama kim? Sakın mağazadaki tezgahtar olmasın. Bunu da nereden çıkardın? Elinde hem tasarımlarımızın birer örneği var hem de ustalarımızı tanıyor. Bizi satış yaparken görmüş biri olabilir mi? Nasıl öğrenebiliriz? Merak etmeyin, şimdi anlarız. Arkadaşlar, vakit kaybetmeden endüstriyel tasarım başvurunuzu da yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Baksanıza, markanız şimdiden pek gözde. Bak, satış yaptığı yeri doğru anlamışız. Üstelik tam da zamanında yetiştik. Lütfen şemsiyelerimi almayın. Lütfen. Tahmin etmiştim şemsiyelerimizi kendi adına satacağını. Şimdi cezanı çekeceksin. Ceza mı? Ne kadar? Mahkemenin kararına bağlı. Mahkeme mi? Seni bekleyen hem para cezası hem de en az 1 yıl hapis. Hapis mi? Ne sandın? Bizim şemsiyelerimizi, emeğimizi çaldın sen. Amirim, lütfen amirim. Ben hiçbir şey çalmadım. Suçsuzum. Aslında ben tezgahtar için üzüldüm. Çünkü o bize yardım etmişti. Ama neden yardım ettiğini de gördük işte. Suçlu olan herkes cezasını çekmeli. Çocuklar, artık sizin de bir markanız var. Evet, üstelik dünyanın en hızlı taklit edilen markası. çok iyi markalar taklit edilir değil mi Deniz abla? Doğru. Ama sizin kaygılanmanıza gerek yok. Artık hiç kimse mavi eller şemsiyelerini taklit edemez. Ama siz isterseniz markanızı satabilir veya devredebilirsiniz. Peki mavi eller kaç yıl boyunca bizim olacak? İlk tescille birlikte 10 yıl. Sonra her 10 yılda bir tescil işlemini yeniletmemiz gerekecek. Peki biz bu şemsiyeleri Avrupa'da satmak istersek? Satabiliriz ama önce o ülkelerde de markamızı tescil ettirmeliyiz.
Şimdi teslim için o ülkelere mi gitmemiz gerekiyor? Hayır. Türk Patent Enstitüsü'nden bütün ülkeler için tescil yaptırabiliriz. Avrupa Birliği için de tek bir tescil yaptırmamız yeterli. Her ülkede dünyanın dört bir yanında tescil yaptıralım. Ama önce şemsiyemizi üretecek bir atölye bulmalıyız. O kolay. Artık bir markamız var ne de olsa. Yaşasın Mavi Eller! Evet çocuklar, bu kadar başarılı olduğunuz için Türk Patent Enstitüsü'nün de size bir sürprizi var. Evet. Size bir sürprizimiz var. Evet. Bakalım beğenecek misiniz? Olumsuz bir şey var mı? Akıllı ile tescille kazan. Türk Patent Enstitüsü.